anlatmasam olmazdı. Anlatabilir miyim peki? Anlatamayacağım. Aslında baştan belli. Hoş, bu da iyi. Anlatamazsam anlatılamazlığını anlatmış olurum. Bir deneyeyim. Elif Ecrin 9 yaşında. Amcasının kızı Zeynep henüz 3'ünde. Evde bir yıla yakındır süren onurlu bir hüzün var. Yüzlerden keder dökülüyor, her köşeden hasret damlıyor. Gözler hep nemli. Elif Ecrin'in evi 15 Temmuz'dan beri şehit evi. Bir ara amcasına içini döküyor Elif Ecrin. Hani 9 yaşında ya, büyük sanıyor kendini. Zeynep'in babasına mahcup, yüzü al al, avuçları terleyerek heyecandan, titreyerek sesi, "Ben Zeynep için çok üzülüyorum amca." "Niye ki Elif?" "O daha 3 yaşında ama amcası şehit oldu. Amcasız kaldı ya." 3 yaşındaki Zeynep'in amcası, 9 yaşındaki Elif Ecrin'in babası. Başkası değil, şehit olan Elif Ecrin'in babası. Şehit kızı, şehit yeğeni için üzülüyor. Ne zamandır Elif Ecrin'i anlamak için kıvranıyor. Ne demek istedi acaba Elif Ecrin? Kendisi babasız kalmanın yükünü kaldırmaya razı oldu da Zeynep'in amcasızlığı kaldıramayacağını mı düşündü ki? Yoksa kendi babasızlığını Zeynep'e amcasızlık diye bulaştırdığı için mahcup mu? Emin değilim, bilmiyorum. Tüm tahminlerim o asil ruhu kuşatma iddiası olur ki küstahlık sayılır bu. Bırakalım dağınık kalsın. Anlatamayacağım demiştim. İşte anlatamadım. İşte bari anlatamayışımı anlattım. Yine de anladığımdan emin olduğum bir şey var. Söyleyeyim de anlaması gerekenler anlasın. Hani siz bizi vuruyorsunuz ya, yaraladığınızı sanıyorsunuz ya böyle derinden, tam vurduğunuz yerde, yaramızın sıcacık kan sızan yanağında böyle ince ruhlar yeşeriyor. Olgunlaşıyoruz biz. Elif Ecrinler çoğalıyor, Elif Ecrinler büyüyor. Bizi yetimler yetimiyle adam eden Allah'ın bir bildiği var. Korkun, korkun, korkun. Bizi yetimler yetimiyle adam eden Allah'ın bir bildiği var.